İşte karşınızda Şükrü Öğütlü İddaabilir TV. Evet sevgili bahis severler. Evet sevgili bahis severler, hepinize yeniden merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum. 7 Haziran pazar ve 8 Haziran pazartesiden de bir tane maç buldum, onu koydum bültene. Yani 7 tane pazar, bir tane pazartesi. Bülten güncellenmediği için sanırım pazartesiden maç bulamadım. Sadece Hamburg maçını aldım. İstiyorsanız 3. alternatif kuponlarınıza pazartesiyi koyabilirsiniz ya da bir tane karışık yaparsınız. Yine bu videoda sizlere yaklaşık 3.65 oranlı bir dörtlü vereceğim. En güvendiğim ya da en gelmesini beklediğim diyeyim bir dörtlü maç vereceğim. Onları da yine arada söyleyeceğim cumartesi videomuzdaki gibi. Tabi cumartesinin hemen arkasından çektiğimiz için bunu da cumartesimiz nasıl geçti bilmiyoruz. İnşallah güzel geçer. Hem cumartesi hem pazar ya full ya da en fazla bir maç sektiririz diye temenni edelim. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz iddaabilir.com web sitemizden uygulamamıza koyamadığımız işte iddiada oranı düşen maçlar, Avrupa'da oynanma yüzdeleri gibi çeşitli veriler görebilirsiniz. Sağ taraftaki diğer veriler bölümünden ücretsiz bir şekilde iddaabilir.com web sitemizden faydalanabilirsiniz efendim. Kuponlarımızı da yine iddaabilir uygulamamızda paylaşıyoruz. Biliyorsunuz Google Play'den indirebilirsiniz. iPhone'cular için de yine YouTube'da katıl butonundan katıldıkları zaman orada iPhone'cular için kupon paylaşımı diye uygulamadakilerin aynısını görüyorlar. Tabii videolarımıza like ve yorum yapmanız çok önemli. Öncelikle onu sizlerden rica edelim. Uzun süre video çekmedik biliyorsunuz. Tekrar rankımızın yükselmesi için yorumlara katılırsanız ve like'larınızı gönderirseniz seviniriz. Bu arada videolarımıza da devam ediyoruz. Tabi bazı arkadaşlarımız soruyorlar video olmayacak mı diye. Hayır, videolarımız olacak. Eskiden nasıl Arda'nın sitesinde Tamisti Plus'ta kupon paylaşıyorduk ama videoları çekiyorduk, yorumlarımızı yapıyorduk. Bundan faydalanmak isteyen, seven insanlar da var. Ama sadece videoyu izlemeye fırsatı bulamayanlar bir tane uygulama yap abi cebimizde dursun diyen yüzlerce, binlerce insan için yaptık o uygulamayı. Ama videolarımız devam edecek, onu da söylemiş olalım. Uygulamayı indirmeden önce kartlarda bulunan tanıtım videosunda mutlaka izleyin. Ayrıntılı olarak her şeyi anlattık. Mutlaka bildirim seslerinizi de açın. Mesajları da her gün okuyun. Oradan bildirim atıyoruz sizlere. Diyelim ve pazar gününden seçtiğim 7 maçı kısa kısa yorumlayayım ben sizlere. Geçen videoda da söylemiştim. Almanya 3. Lig'e bir değindim. Baktım. Gollü geçen maçları seçmeye çalıştım. Pazar günü de yine bunlardan bir tanesi var ama tabi takım isimleri zor olduğu için sizlere şöyle söyleyeceğim. Yani pazar günü saat 14'teki ilk maçımız şu arkadaşlar. Preussen Münster und Unterhaching. Yani Preussen Münster und Unterhaching. Ben söyleyemiyorum ama artık bilgisayara söylettim. Preussen Münster und Unterhaching ile oynuyor saat 14'te. Bu mücadeleye baktığımızda arkadaşlar kusura bakmayın böyle bir ona söyleteyim dedim hani anlarsınız diye. Saat 14'te oynanacak bu mücadele. Telaffuzu zor, iki takım oynayacak. Demiştim Almanya 3. Ligi'nde puanlar o kadar yakın ki yani 2 hafta üst üste galibiyet alırsanız birden ilk 3'e girebilirsiniz. 2 hafta mağlup olursanız birden düşme potasına girebilirsiniz ki baktığımız zaman ev sahibi ekip bu konumda düşme potasına gerilemiş görünüyor. En son Bayern Münih'e deplasmanda yenildikten sonra Bayern Münih PAF takımına. Ondan önce kendi evinde galip gelmişti. Unterhaching takımı, deplasman takımı da şu anda 3. sırada bulunuyor. Onlar da iyi başlamıştı aradan sonra ama Ingolstadt'a yenildiler kendi evlerinde. Biri ilk 3'e girmek için çabalıyor, biri düşmemek için çabalıyor. Zaten golcü takımlar iki takımda yine diri ve genç oyunculardan oluşan ve defanslarında ev sahibinin bir tane önemli bir sakatı olduğunu görüyoruz. Deplasman takımının da hem defansında hem orta sahasında bir sakatlık, bir cezalı görüyoruz. Yine gollü bir maç beklentim var benim 2-1-2-2 civarında. O yüzden karşılıklı gol var. Bunu bir kuponumda değerlendireceğim. 1.50 oranı var. Kafanıza yatıyorsa siz de bir inceleyin. Bunlara istatistiksel olarak bakıyorum dediğim gibi. Ve bugünkü video özel kuponumuzun ilk maçı da bu. Karşılıklı gol var. 1.50 gibi de gayet ideal, güzel bir oranı var diyelim. Bremen-Wolfsburg mücadelesi. Werder Bremen-Wolfsburg. Öncelikle bunu ana kuponlarınıza denemenizi önermiyorum. Çünkü tehlikeli bir maç. Werder Bremen'e bir bakıyorsunuz. Çok canavar gibi oynuyor. Pozisyona giriyor. Genelde defans yapıyor. Kontradan gol bulmaya çalışıyor. Duran toplarda etkili olmaya çalışıyor ama zaman zaman beceriyor, zaman zaman beceremiyor. Yani çok da tatsız bir Frankfurt maçı geçirdiler biliyorsunuz. 3-0 yenildiler. Bir frikikten orta kafa gol, bir işte Kostić ortaladı kafa gol, bir kornerden gol. 3 tane arka arkaya geldi. Çok da pozisyona giremedi Bremen ama ondan önce Schalke'yi yendi. Gladbach'a karşı direndi. Wolfsburg'a baktığımızda şöyle iyi ana kupona önermiyorum bunu. Wolfsburg'da önemli eksikler var. Çünkü mesela orta sahada sakatı var bir tane. Bir tane şüphelisi var. Defansın ilk 11 oyuncularından biri. Yine orta sahada bir cezalısı var mesela. Yine defansta bir sakatlığı var. Bunlar önemli eksikler. Wolfsburg'u etkileyebilir. Yoksa hücum gücüne tabii ki Wolfsburg'un güveniyoruz. Werder Bremen'de de Nuri Şahin gibi Ömer Toprak gibi isimlerin sakatlığı devam ediyor olarak görünüyor. Tabii Werder Bremen düşmemek için çabalayacak ama yine Wolfsburg'u kendi sahasında karşılayıp kontralarla çıkmaya çalışacaktır. Çok da üretken olmadıklarını söyleyebiliriz. Yani bu anlamda çok fazla gol beklemiyorum. Tabii ki Wolfsburg favori burada, yenebilir ama deplasmanda olduğu için ve kritik eksikleri olduğu için maçta çok fazla gol beklemiyorum. İkinci ya da üçüncü kuponlarınıza bir 2-3 gol denemesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Klasik bir 2-3 gol mücadelesi gibi. 1.70 gibi bir oranı var Wolfsburg. 2-0 ya da 2-1 kazanabilir. İsteyenler Wolfsburg galibiyeti de deneyebilirler. Maçla ilgili fikirlerimi söylemek için bunu aldım ama ana kupona veya ikinci kupona denemenizi önermiyorum. Üçüncü kuponda yüksek oran denemesi yapıyorsanız mesela o kuponda denenebilir sadece. Çok güvendiğim bir maç değil, güvendiklerimi belirtiyorum zaten. Union Berlin Schalke 04 mücadelesi 3. maçımız. Burada da Schalke tabii formsuz olduğunu, birlik başladığından beri önüne gelene yenildiğini, üretkenlikten uzak olduğunu her zaman anlatıyoruz ki son haftalarda Suat Serdar gibi ve Amin Harit gibi futbolculara sakat olduğu için bu tür kreatif futbolcular da olmayınca ileride çok cılız ataklar yapıyorlar, öyle söyleyeyim yani. Union Berlin takımında önemli bir sakat cezalı görünmüyor tabi. Onlar da düşme potasının hemen üstünde yer alıyorlar. Onlar da aradan sonra kötü başladılar diyebiliriz. Mainz karşısında da kötü, Mainz karşısında kendi evlerinde galibiyet alamadılar. Sadece bir beraberlikleri var. Burada kötü Schalke karşısında ne olabilir? Buradan da mutlaka hani yenmek isteyecektir kendi sahasında. Gerçi kendi saha deplasman diye bir şey yok biliyorsunuz, seyircisiz oynandığından dolayı ama Schalke'den bir yerde bir reaksiyon bekleyebilir miyiz? Onu bilemiyorum ama bu sakatlar ve bu üretken olmayan iki takımın maçında ben çok fazla gol olacağını sanmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Aslında 3.5 altı önerecektim ama orana baktım. 1.20 gibi çok düşük bir oran. İsteyen yeterli diyorsa 3.5 altı deneyebilir. Ben oranı biraz daha yükseltmek için ilk yarıda 2 gol çıkmayacaktır diye deneme yapıyorum. İlk yarı 1.5 altının oranı 1.28 gibi ideal bir oran. Pazar videomuzun kuponunun ikinci maçı olarak da bunu belirlemişim. İlk yarı 1.5 alt 1.28. İlk maçta zaten söylediğim Almanya 3. ligindeki maç karşılıklı gol var olarak. Dördüncü maçımız yine günün güvenilir maçlarından biri gibi görünüyor. Danimarka Ligi de başladı biliyorsunuz. İlk hafta bizleri şaşırtan Midtjylland takımı olmuştur. Nordsjælland kendi evinde Midtjylland'ı ağırlayacak. Midtjylland ligde lider takım biliyorsunuz. Geçen haftada üst beklediğimiz mücadelede kendi evinde Horsens'e yenilmişti. Şampiyonluk grubu öncesi, playofflar grubu öncesi bir darbe aldı. Nordsjælland'de yine bıraktığımız gibi biliyorsunuz aradan önce Nordsjælland'ın maçlarına sık sık değiniyorduk. Hem karşılıklı golümüzü hem 2.5 üstümüzü, hiç başarısız olduğumuz olmayan bir takım. O yüzden burada yine iyi başladı Nordsjælland'de. Geçen hafta deplasmanda Silkeborg'u yendi. Sonuçta ne kadar lig sonuncusu da olsa o tür takımlar her zaman ne yapacağı sağ solu belli olmaz biliyorsunuz. Tabii Midtjylland burada bu deplasmanda mutlaka yenmesi gereken bir deplasmana çıkıyor. Çünkü Kopenhag yaklaşıyor arkasından. Puan farkı çok olsa da bu maçı da kaybederse tehlikeli olabilir. Tabii Nordsjælland'e ben her zaman güveniyorum. Dediğim gibi açık futbol oynayan, hücum futbolunu benimseyen ve oyunu çirkinleştirmeyen yapısıyla kendi evinde Midtjylland'a kafa tutacak yapısı var bence. O yüzden bir gol atacaktır. Midtjylland'ın da artık bu haftadan itibaren gollerine başlayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var 1.40 oranıyla yine idealdir diye düşünüyorum. Bunu ideal kuponumda değerlendireceğim. Videomuzdaki 3. maçımız da bu hatta. Nordsjælland Midtjylland karşılıklı gol var 1.40. şu anda bu üçlü oldu. Bir tane de ufak bir ekleme daha yapacağım birazdan. Dörtlü olarak oynayacağız 3.65 orandan. Bir sonraki maçımıza gelelim. 5. maçımız Kopenhag. Evet, geçen hafta yine Kopenhag'ı kuponumuzda değerlendirmiştik yine uygulamamızda diye hatırlıyorum. 2.5 üst şeklinde, hatta karşılıklı golü de gelir, gol de yiyebilir demiştim. İyi hatırlayın. Linkby'den gol de yemişti deplasmanda 4-1 yenmesine rağmen. Karşılıklı gol varımız da 1.70 gibi kazandırmıştı. Yine formda başladılar onlar da. Midtjylland'ın puan kaybıyla da yine hevesleneceklerdir diye düşünüyorum. Oynayacakları takım orta sıraların üstünde, ilk 6'ya girme amacı olan, yani amaçlı bir takım ve zaman zaman yine tehlike yaratabiliyorlar. Yine onun da katkısıyla 2-1-3-1 gibi bir Kopenhag galibiyeti çıkabilir. Yine gollü bir maç gelebilir diye düşündüğümden 2.5 üstü önereceğim. 1.45 gibi bir orandan ama bunu bu kupona almadım. Alternatifte kullanacağım. Video kuponuma almadım. 6. maçımıza geldiğimiz zaman yine geçen hafta başarılı olduğumuz Wolfsburg mücadelesi. Wolfsburg LASK'la oynuyor. LASK maçında da başarılı olmuştuk hatırlarsanız. Onların da Hartberg'le oynayacağı mücadeleyi farklı yenerler diye 2.5 üst aldık ama 2-1 yenildiler. En azından 2.5 üstümüz geldi. Biliyorsunuz puan silme cezasından bahsetmiştim antrenmanda. Bu sosyal mesafeye uymadıkları için ilginç bir ceza almışlar. Hem yüklü bir para cezası hem de 12 puanları silinince Salzburg liderliğe yükselmişti. LASK Linz'in morali bozulmuştu ama buna inat sanki bir reaksiyon gösterirler mi dedik. İyi de oynadılar aslında. Çok da pozisyona girdiler ama olmayınca olmuyor maalesef. Golü buldular ama 90'da yine yediler. 2-1 yenildiler. Wolfsburg'da yine düşündüğümüz gibi Sturm Graz karşısında karşılıklı gol varımızı rahat getirmişti. Yenilmeyeceğini de söylemiştik. Hatta yendi bile yine 90'da. Pardon 65. dakikada gelen golle 2-0'dan 2-1 olmuştu mücadele. Yani bu mücadelede de yine iki golcü ekibin, iki amacı olan ekibin birbirine gol atmasını çok rahat bir şekilde öngörüyorum ben yine. İkinci kuponuma kullanacağım. Bunu da karşılıklı gol var olarak 1.45'ten bunu da öneriyorum kafanıza yatıyorsa. 7. maçımıza gelelim. Kupona koydum 4. maç bu olmuş. Augsburg-Köln mücadelesi. Yine güvenilir olarak gördüğüm maçları bir araya getirebilirsiniz bakın. Onu da arada belirtiyorum mesela. Çok korktuklarımı Werder Bremen gibi söylüyorum. Augsburg-Köln maçına baktığımız zaman burada da ikisi de düşme potasının hemen üstünde. Biraz çok kritik yani durumlar aslında. Çok da kendini kurtarmış değiller. Augsburg'a baktığımızda aradan sonra sadece Schalke'yi, formsuz Schalke'yi yenebildiğini görüyoruz. Geçen Hertha'ya da yenildiler. Paderborn karşısında bile varlık gösteremediler. Çok iç açıcı bir futbolları olduğu söylenemez. Köln takımı bizi tabii hücum olarak doyurdu. Yanıltmadı oynadığımız maçlarda. Son başladığı, aradan sonra başladığı bütün mücadelelerinde hem karşılıklı golümüzü hem üstümüzü getirmişti. Ama burada biraz daha temkinli olabilirler. Neden diyeceksiniz? Çünkü orta sahada önemli bir isimleri Drexler cezalı ki bu etkileyecektir. Yine Mark Uth mesela şüpheli görünüyor. Oynarsa farklı olabilir ama şüpheli, ona bir bakmak lazım kadroya. Yine defanstan önemli bir isim cezalı. Bu biraz oyunu biraz daha ne derler ona rölantiye aldırabilir onlara. Yani haldır uldur hücum yapmayabilirler Augsburg deplasmanında. Çünkü onların da puana ihtiyacı var. Augsburg'da da Fim Bogasson şüpheli görünüyor. Oynayacak durumda mı belli olmaz ama yine de bu maçta öyle Köln'ün diğer maçları gibi hani açılsa da ikinci yarı açılır diye düşündüğüm için mücadele çok fazla gol beklemediğim için hani 0-0, 1-0 ya da 1-1 gibi bir skor beklediğim için 3.5 altı sanki sağlam olacakmış gibi geliyor bana. 1.35 gibi de güzel bir oranı var. Yani Preussen Münster, Unterhaching ilk verdiği mücadele karşılıklı gol var. Nordsjælland, Midtjylland karşılıklı gol var. Augsburg, Köln 3.5 alt. Union Berlin, Schalke ilk yarı 1.5 alt dediğiniz zaman 3.65 oran yapıyor. İstiyorsanız bu Almanya'daki Augsburg, Köln ve Union Berlin, Schalke maçlarına güvenemiyorsanız onun yerine Wolfsburg maçını da alıp bu üçlüyü de kombinleyebilirsiniz. Yine değişik kombinlerimizi uygulamamızda vereceğiz zaten. Pazar sizden de mesela bu maçta güvenilir. İstiyorsanız iki maç pazardan yazıp üçüncü maç olarak bunu alabilirsiniz. Hamburg, Holstein Kiel mücadelesi yine aradan sonra başlayan ligde yanılmadığımız takımlardan biri. Holstein Kiel'in orta sıralarda olduğunu, artık ne çıkma ne düşme derdi olmadığını ve açık futbol, rahat futbol oynadığını her zaman söylemiştik. Karşılıklı gol var da bizi yanıltmamıştı. Hatta Stuttgart'ı bile yenmişti biliyorsunuz. Hamburg'da Bielefeld'le beraber kaldıktan sonra Stuttgart karşısında biraz trajik bir şekilde yenilmişti. Deplasmanda biliyorsunuz 90'da gelen golle ve Hen'i de yenerek biraz soluklandılar ve şu an ilk üçteki yerlerini korumak istiyorlar. Onlar da kendi evlerinde Holstein Kiel'i yenebilirler mi? Yenebilirler ama yenerken gol de yiyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Onların da yine orta sahada ve defansta iki önemli ismi şüpheli görünüyor. Şüpheliler genelde oynuyor ama yine de Holstein Kiel'in gollere katkı yapması beklenebilir. Ben karşılıklı gol varı bir kuponumda deneyeceğim. Maçında 2-1, 3-1, 3-2 gibi bol gollü olacağını düşündüğüm için 2.5 üstü de öneriyorum. Birinden birini kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Pazartesi'den sadece oynanabilecek bu maçı görebildim ben. Toplamda 8 maç yapıyor. Buradan çok güzel 3 kupon çıkar. İnşallah doğru kuponlara denk getirebiliriz. Biliyorsunuz kupon şansı çok önemli. Kuponunuza çok fazla maç koymayın. Kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz miktarlardasın. Buraya kadar hala like ve yorum yapmadıysanız siz de aşağı maçlar hakkında düşüncelerinizi yazıp bir like yaparsanız seviniriz efendim. Sağlıklı günler diliyorum her şeyden önce ve daha sonra kupon şansınız bol olsun. Yazdığınız gibi gelsin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı pazarlar. Bir sonraki videomuz salı ya da çarşamba olur. Onu da söyleyeyim.